Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Planet IX'teki son güncellemeler ve 5000 yol IXT airdrop'undan bahsetmek istiyorum dostlar. Yanlış duymadınız, 5 milyon IXT airdrop'u olacak ve yaklaşık 2,5 milyon değerinde olacak. Harbiden izin verirse videoya devam edebileceğim, evet izin verdiğine göre. Öncelikle videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar, bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu da unutmayın dostlarım deyip güncellemeleri ve airdrop hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Ben arkadaşlar son olarak A'a gelmişti. İlk başta A vardı sadece, biliyorsunuz çöp topluyorduk. B'ye geldi sonrasında, B'ye geldi sonrasında da C geldi dostlar. Hani ben C'yi de açtım ama C'nin ikincisi 25 dolar. Biraz pahalı diye onu açmadım. C'nin direkt ilkini açtım ve bu öyle yerleştirdim. Burada benim drone ve aracım da vardı. İkisini aynı yere koydum ki daha fazla üresinler ve daha fazla toplasınlar. Drone çok fazla da toplayabiliyor. Şu an kazançların düştüğünün biraz farkındayım. Hani herkes söylüyor. Evet doğrudur. Ama hala belli bir nebze de olsa kazanç sağlanabiliyor. Çünkü bir ara poligon fiillerinden, mintlerden dolayı poligon fiilleri uçmuştu. Ve o zamanlar mintlemek, almak, toplamak çok mantıklı değildi. Ama şu an fiiller tekrardan düşüş yaşadı. Güzel oldu bu Planet IX oyuncuları için. Şimdi sizlere nelerden bahsetmek istiyorum. Burada C sınıfına kadar düzelttik. Ben nasıl kazanç sağlamaya çalışıyorum? Hala çöp toplayıp çöpleri biyomod kutularına çevirip onları açmakla ilgileniyorum. Artık biliyorsunuz eskiden yalnızca galiba 4 tane açılıyordu her bir çardan. Şimdi ben 200 çöpü 25'li olarak 8 tane birden de açabiliyorum alanımı genişlettiğim için. Onu söyleyeyim sizlere. Ve burada da her gün toplama işlemlerimi yapıyorum zaten. Yayınlarda da gelen görüyorlardı zaten. Burada bir de arkadaşlar yeni şirketler geldi ve bu Cargo Drop 3 satışı bittikten sonra artık asetleri bu yeni şirketlerden de elde edebiliyorsunuz. Eskiden yaklaşık bir 6 taneyken şimdi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şirket oldu. Sürekli de buradaki şirketler artıyor. Şimdi şöyle bir şey var. En önemli konulardan bir tanesi Planet IX bizlere 5 milyon tane IXT token airdrop'u yapacak. 5 milyon tane IXT token ne kadar ediyor derseniz arkadaşlar, tane 0.47'den yaparsak bize 0,47 çarpı 5 milyon olacak arkadaşlar. 5 milyon edecek. 2 milyon 350 bin dolarlık bir airdrop yapacaklar arkadaşlar. Çok büyük. Gerçekten çok büyük bir airdrop olacak. Buradan fazlasıyla kazanabiliriz. O yüzden ne yapıyoruz? Planet IX'in bildirimlerini de açmayı unutmuyoruz. Bu airdrop'u kaçırmayalım arkadaşlar. Ve ekip 5 milyon IXT drop yapacak ama şöyle diyeyim, ekip gerçekten IXT token'e çok önem veriyor ve IXT token'i tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. O yüzden hani endişeleneceğiniz bir şey olmadığını da ekip söyledi. Yani böyle bir duyuru yaptılar. Böyle biz de haber aldık diyelim. O yüzden IXT token'i de ellerinden gelince tutmaya, yükseltmeye çalışacak ve devam edeceklerini de ekipten duyduk. Yakında daha detaylı bilgilendirme verecekler airdrop hakkında. Şu anlık bir airdrop olduğunu bilin istedim sadece. Sizlere bunu paylaşmak isterim. En önemli özellik bu videonun bu bence. Profile girdiğimizde benim profilimde birçok asetin olduğunu görüyoruz. Bugün sizlere Cargo Drop 3 açılışı da yapacağım. Burada starter pack görüyorsunuz. Bunlar sizin çekiliş yapacağız. Twitch yayınlarında sürekli çekiliş yapıyoruz zaten. Burada da premium ticket'ın ve lucky cat meta share'ın olduğunu görüyorsunuz. Bu siken bir NFT. Onu işlem yapmayacağız. Şimdi baktığımız zaman burada da ben size Cargo Drop 3 açmak istiyorum. Cargo Drop 3 artık satışı yok. Onu şöyle söyleyeyim. Şu an 141 dolara listelenmiş. En düşüğü 70 dolara teklif var. Onu söyleyeyim. Cargo Drop 3'ü birazdan açacağım sizlere oyun içinden. Şimdi ise bir de şeyden bahsetmek istiyorum dostlarım. Sürekli Planet IX satışları oluyor. Ben de en son satışa katılmaya çalıştım. Ne yazık ki mintleyemedim. Çok fazla katılım vardı ama satışların hepsi genellikle çoğu 2-3x yapıyor ve bu Eternal Lab Genesis satışı da 2-3x yapmıştı. Ben de almayı denedim ama alamadım. Şimdi fiyatları tekrardan başlangıç seviyesine doğru inse de 2-3x yapan koleksiyonlarından bir tanesi daha olmuştu. Sürekli mintlere doluyor. Bundan sonraki mintlere de katılmak isteyenler sürekli yakından takip edebilir. Bizim zaten Discord sunucumuzda da paylaşıyoruz. Aynı zamanda Planet IX'i de takip ederek bunlardan değinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık? Kutu açılışı yapacaktık. Inventory'ye gelelim. Cargo Drop 3'ümüzü bir açalım. Neredeydi? Kargo yazan yerde olması lazım. Evet, burada Cargo Drop 3 olduğunu görüyoruz. Bir tane Rover %100, bir tane GG Large Pack Cargo Edition çıkıyor. Bir tane de Avatar Pack çıkıyor gördüğünüz gibi. O yüzden devamında şanslı olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunları açmak istiyorum. Hemen açış emrini verelim. Belli bir fee vereceğiz. Şu an Polygon fee biraz fazla olduğu için birazcık fazla fee verebiliriz ama problem değil. Sonuçta bir kutu açılışı yapıyoruz. Yani 100 dolarlık en az bir kutu açılışı. 140 dolara en düşük listeli var. Yani az bir kutu değil. Yani az fiyatlı bir kutu değil. Bakalım bize neler verecek. Evet arkadaşlar, Rover'ı, GG Large Pack Cargo'yu ve Avatar Pack'in çıktığını gördük burada. Bunlar neyse etkilenme. Bu arada bu GG Large Pack Cargo Edition'dan bizlere %100 1111 picks çıkıyor. Title
Kontrat çıkıyor, Astagord Elite çıkıyor, Raffle Ticket Fekiliti çıkıyor, Landmark, Metashare, Rover. Bunların arkadaşlar yüzdeleri yazıyor. Rover çıkma ihtimali düşük, Avatar çıkma ihtimali düşük, Loot Crate çıkıyor ve Meta Mod çıkma ihtimali de 0.10 gözüküyor. Burada da Avatar Pack'tendi, Avatarlar çıkıyor. Gördüğünüz üzere şu an resimler yüklenmiyor, o yüzden bir F5 atmak istedim. Bunları zaten OpenSea'de de görüntüleyebiliriz. OpenSea'mize de geliyor gördüğünüz gibi. Burada GG Large Pack, burada gördüğünüz gibi 64.5 matik. Şu an 30 dolar bir teklif var. Satışlara baktığımızda en son ne zaman satılmış? 2 gün önce 66 matiğe satıldığını görüntüleyebiliyoruz. Burada başka neler var? Onları söyleyeyim çıkanlardan. Bundan dediğim gibi şeyler çıkabiliyor. Avatar Pack'ten Avatar çıkabiliyor. Bende bir tane Avatar var. Avatar Pack'in de fiyatı şu an en düşük listeli 46 dolar. 28 dolara bir teklif var. Ve en son ne zaman satılmış? Şuna bakalım. En son 6 gün önce satılmış. Çok fazla satılan bir pack olmadığını söyleyebiliriz Avatar pack'in, ama içinden çıkanlara göre, şans oranınıza göre tabii ki de yüksek fiyatlı avatarlar çıkabiliyor. Bunları yaptıktan sonra bize hemen gelen bir rover'ın da olduğunu söyleyebiliriz. Bunu atamıştık, takmıştık. Diğer rover da geldi bize hemen gördüğünüz üzere. Collectibles'ta burada da Lucky Cat, Metashare'in ve avatarımızı görüntüleyebiliyoruz. Böyle bir açılıştı, içinden farklı şeyler de, bu avatar pack'in içinden avatar da çıkabiliyor şansımıza göre. Bunu da açabiliriz. GG Large Pack'i de açarsak bunun içinden güzel bir pack de çıkartabiliriz dostlar. Bunu da yapabiliriz tabii ki de. Şimdi anlatmak istediklerim bu kadar. En önemli özelliği tekrardan değinmek istiyorum. Twitter'da yapılacak olan Planet IX'in bize 5 milyon airdrop'una katılmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın dostlar. Videoyu burada bitireceğim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.